Arkadaşlar herkese merhaba. Üçgende alan testimizde bu videomuza devam edeceğiz. 20 tane sorumuz var. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi birinci sorumuzda üçgenlerimizi de vermiş. Soruda diyor ki alan ABC nedir? 9, 10, 11'i gördün. Üçgenlerim var, alan istiyorsun. Başka bir durum yoksa o zaman diyeceksin ki çevre 2U 9, 10, 11. Topluyoruz bunları. 30 yaptı. U'muz buradan bizim 15 geldi. Peki üçgenleri biliyorsak, U'yu da bulduysak o zaman alan formülü Heron. Onu uygulayacağız. Kök içinde 15 çarpı 15'ten 9'u çıkarttım. 6. 15'ten 10'u çıkarttım. 5. 15'ten 11 çıkarttım. 4. Peki burada hemen 15'i bir dışarı çıkartalım. Çıkartmamın sebebi 6. 3 ile 2'nin çarpımı. 15'i de dışarı attık. 4'ü dışarı attım. 2. İçeride 2 kaldı. Yani 30 kök 2 geldi. Cevabımız arkadaşlar Edirne. Peki. Geldim ikinci soruma. DE'si 4 birim. AF'si 3 birimle orantılı. Alan ABDC yani tüm dörtgenin alanı 35 demişim. Peki bir şey söyleyeyim. Burada tabanımız her iki üçgen için ABC ve BDC üçgeni için aynı ise alan neyle orantılır? Yükseklikle orantılır. Yani ben buna 3S desem, 4 yüksekliğim olana 4S desem, 7S arkadaşlar 35. S eşittir 5. Benden istediği alan ABC. Yani 3S istiyor vatandaş. 15. Cevabımız B şıkkı. Geldim 3. soruma. Bir çizim sorusu. ABC üçgenini çizelim. Peki, DE diyor BC olacak şekilde AD, DB. Şimdi ABC üçgenin köşelerini yazdım. D'yi de burada bir yerde alacağım ama o oran AD, DB'nin iki katı olduğu için AD uzunluğu daha büyük olacak. Yani 2K'ya K. Peki, D'yi aldık. E'yi de AC'nin üstünde al diyor adam. E'yi de aldım burada. Peki, paralel olduğunu söylemiş DE. BC'ye paralel. ADE üçgensel bölgesinin alanı 8 verilmiş. Ve senden alttaki dörtgenin alanını istiyor. O zaman ne yapacaksın? Alanları paylaştıracağız. Şimdi bir kere oran varsa 2K'ya K. Yan tarafta da 2M'ye M oranım olsun. Tabanı AD yani 2K olan üçgenin alanı 8 ise tabanı K olan üçgenin alanı da 4'tür derim. 2M'ye 12 geliyorsa AE kenarı. EC kenarı M kenarına 6 gelir. Alan tabanla orantılıdır arkadaşlar. Yani alan taban yarıya düştüğü için alan da yarıya düştü. Bizden istediği şey 6 artı 4'ten 10 geldi. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda DF'ye 2'nin katı dersem, EF'ye K dersem şöyle A ile E'yi birleştirdim. Diyorum ki bakın şuraya 2S desem 2K'ya. K'ya S mi geldi? Evet. 2K'ya tersten baktım. Bu üçgen alan 2T ise K'ya T geldi. Benden istediği şey 2T artı 2S nedir? Peki ben neyi bulabilirim arkadaşlar? Hemen şöyle gösteriyorum. Bakın. Şurada T artı S arkadaşlar bulunabilir. T artı S'i tabanı 4, yükseklik 10 bölü 2'den bulabilirim. Cevap 20 geldi. Benden 2T, 2S istiyor. O zaman cevabım 40. E şıkkı. Beşinci soru. Açıortayları gördüm. Açıortay ise o zaman D noktası, iç teğet çemberinin merkezi. Peki 135 ise şu tepeaçıya ben alfa desem. Şu 135'lik açının bir formülü vardı. 90 artı alfa bölü 2, 135 ise buradan alfa 90 geldi. Alfa 90 ise hop buraya bir 90'ı koyduk. Peki bu da bir açıortay olmak zorundaydı. 45, 45. Taralı yerin alanı bulunabilir sinüs alandan. 1 bölü 2, 4 çarpı 6 çarpı sin 45. Kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 gelir. Sevgili arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Geldim 6. soruma. Evet 5 kök 2, 13'ü, 17'yi gördüm. Alan ABC'yi istiyorum. Keşke 5 kök 2 bir tam sayı olsaydı da Heron uygulasaydık. Ama 5 kök 2 verilmiş bir kere.
O zaman burada bir özel üçgen var mı yok mu? Bir araştıralım bakalım. A'dan şöyle bir dik indirsem. 5 kök 2 arkadaşlar. 5, 5 olsa. Yan tarafa 12 birim kaldı. 5, 12, 13 kaldı. O zaman bu üçgen demek ki iki tane dik üçgenin ve hipotenüsün birisi 5 kök 2, birisi 13 olan iki dik üçgenden meydana geldiğini gördüm. Her şey sağladığı için direkt ne diyeceğiz? 17 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız sevgili arkadaşlar 85 bölü 2 D şıkkı. 7. soru. İkizkenarı gördüm. Adam söylemiş. A, B, A, C'ye eşittir demiş. E, F diktir A, C. E, D diktir A, B. B, A, C 30. 3'ü 5'i gördüm. A, B, C üçgenin alanı. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapalım. İkizkenar üçgende tabanda bir noktadan iki ayrı dikin toplamı bir dike eşitti. O zaman demek ki burası 8. 30'un karşısında 8 varsa 90'ın karşısında 16 vardır. O zaman diğer kenar da 16. Ve benden ne istiyor adam? Alan istiyor. O zaman 8 çarpı 16 bölü 2'den cevabım 64 geldi sevgili arkadaşlar. 8. soru. Şimdi 6'yı gördüm, 8'i gördüm. Diğer kenarda 6 verilmiş ve bu bir dik üçgen denmiş. O zaman Pisagor'dan burası 10 geldi. Tüm üçgenin alanı, alan ABC 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 geldi. Şimdi bakın. Burada önemli bir şey söyleyeceğim size. A'dan bir dik indirdiğinde ABC üçgenin yüksekliği h ise ADE üçgenin yüksekliği de h. O zaman alan tabanla orantılıdır. Biraz önce bulmuştuk. 10 birim uzunluğundaki kenara düşen 24 birim kare ise 6 birime düşen nedir diye sorarsın kendine. 6 çarpı 24 bölü 10. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Cevabım 72 bölü 5 geldi arkadaşlar. Geldim 9. soruma. Şimdi 2 kök 2'yi gördüm. 4'ü gördüm. 6'yı gördüm. Alanı vermiş. AE'yi istiyor sana. Sana AE'yi soruyorum. Peki o zaman AF'yi bir birleştir. Buradan bir dik çek. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2 dersin ve şu üçgenin alanını 2 çarpı x bölü 2'den x buldun. Gelelim diğer üçgenin alanına. Buradan bir dik çektin. 2'ye 2 dedim. Çünkü 45, 45, 90 üçgeni. Bu üçgenin alanı da geldi. Bakın tabanı 6, yükseklik 2 ise alanda 6 çarpı 1, 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 geldi. 6 artı x kaç verilmiş arkadaşlar? 9. X buradan kaç geldi? Cevabım B şıkkı. Geldim 10. soruma. 10'u gördüm, 4'ü gördüm. Alan ABC'yi istiyorum sizden. Bir benzerini sanki biraz önce çözdük. Bakın. Buraya S dersem burası S. Buraya T dersem burası T. Çünkü alanlar tabanla orantılı. BCD üçgenin alanı arkadaşlar. BCD üçgenin alanı. Şu yani şurası. T artı S. 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 geldi. Benden istediği alan da T artı S değil mi ABC? Cevap Edirne. 11. sorum. 3 var, 4 var. G ağırlık merkezi. Alan ABC nedir diyor sana. Peki şu B ile G'yi bir birleştirelim bakalım. Buraya K, buraya 2K dedim. K'ya 4 geliyorsa, K'ya 4 geliyorsa arkadaşlar, 3K'ya 12 gelir. Buradan geleceği birleştirdim. Şu bulduğun üçgen veya taradığım üçgen alanı 3 çarpı 12 bölü 2'den 18. Peki bu alan tüm alanın neydi ağırlık merkezi olunca? 3'te 1'iydi. Demek ki 3'te 1'e 18 ise tamamı 54 geliyordu sevgili arkadaşlar. Geldik 12. soruma. 3 ile 8'i gördük. Diklikleri gördük. İşte çemberin merkezini söylemiş adam. Alan ABC istiyor. O zaman şöyle yapalım. Buraya K dersem burası K oldu. Daha sonra devam edelim. Buradan bir tane açıortay. Buradan bir tane açıortay çizdim. Buradan bir tane dikme çizdim. Peki bu dikme diğeri de açıortay olduğu için K olacak. AC'ye gideceğin dikme de zaten K'ya en aynısıysa burası da K oldu. Burası da K olunca demek ki o ADKE dörtgeni bir kareymiş arkadaşlar. Şurası o zaman 3, şurası o zaman 8 derim. Ve benden istediği şey alan ABC'nin alanı olduğundan K artı 3
çarpı k artı 8 bölü 2. Bunu bir açalım. K kare 11k artı 24 bölü 2. Acaba şurayı bir yerden bulabilir miyim? Bir Pisagor yapalım diye düşünüyorum. K artı 3'ün karesi. K kare artı 6k artı 9. K kare artı 16k artı 64 arkadaşlar. Eşittir 11'in karesi 121 geldi. 2k kare. Oradan 22k geldi. Evet, 9, 64, 75 oldu. Burası da 46 gelir arkadaşlar. Şöyle bir daha bakıyoruz. 75, 25, evet. 21 daha 46 oldu. 2'ye böldük. K kare 11K 23 geldi. Benden istediği şey K kare artı 11K'nın yerine 23 yaz demişti. 23'ü yazınca burası 47 bölü 2 geldi. Bir yerde bir işlem hatası yaptık mı? Şöyle bir daha bakıyorum. 2K kare 22K 64 9 75 yaptı. 73 yapar arkadaşlar. Şurası 73. Hemen şurayı siliyorum. 2K kare 22K 73 eşittir 121. 2K kare 22K 27 48 geliyor. Burası k kare artı 11k 24 ise bizden de istediği arkadaşlar 24 artı şöyle 24 artı 24 48 bölü 2'den 24 geldi. Cevabımız D şıkkı. Evet, hızlı hızlı işlem yapınca böyle bazen karıştırılabiliyor. Siz de dikkat edin bunlara. 3 ile 7'yi gördüm. AB eşittir BC. 3 ile 7. Evet, DBC üçgenin alanını istiyorum sizden. Buraya bir alfa dedim. Burası beta oldu. Alfa artı beta 90. Burası alfa. Peki şuraya ben x dedim. Eşitliklere burası da x oldu. Sinüstü alan arkadaşlar. 1 bölü 2. X çarpı 10 çarpı sin alfa. Buradan 5x bölü ya da 5x. 5x yazalım bir. 5x sin alfa. Sin alfayı oradaki dik üçgenden yazdırabilirsiniz. 5x sin alfa karşı bölü hipotenüs yani 3 bölü x olduğu için cevabım 15 geliyor sevgili arkadaşlar. Soru 14. AD BD'ye eşit olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Haydi çizelim. ABC. Şu ortadan da AD'yi aldım. BD'ye eşit olacak şekilde. AE de EC'ye eşit olacak şekilde onu da aldım. D noktası AB'nin, E noktası AC'nin, F noktası da BC'nin olmak üzere bir nokta aldık. Bunları birleştirdik ve DEF üçgeni geldi. Senden tüm üçgenin alanını bul, küçük üçgenin alanını bul ve oranla diyor adam. Şimdi DEF'ye S dersem bir kere orta nokta D ile E. BC'ye paralel. S'i aldığın, şu P'yi B'ye götürdüğün, şu alanda taban DE olduğu için ve yükseklik değişmediği için S olur. O zaman tabanlar eşit olduğu için burası da S oldu. Şöyle bakıyorum, bu tabanlar da eşit. O zaman burası da 2S oldu. Toplam ABC 4S. DEF S. O zaman cevabım 1 bölü 4 oldu sevgili arkadaşlar. 15. soru. Bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ise 60'ları yerleştir diyor adam. İki tane yükseklik 3 kök 3 ise bir eşkenar üçgen aynı zamanda arkadaşlar ikizkenar üçgendi ve onun özelliklerini taşırdı. Tabanda bir yükseklik aldın, kenarlara dikleri indirdin ve bunların ikisinin toplamı 3 kök 3 ise bir tane yüksekliğin o zaman onlara eşittir 3 kök 3. 60'ın karesi 3 kök 3, 30'un karesi 3, 90'ın karesi 6. Alan ABC 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 gelir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 16. sorumuz. Evet. 4, 5, 6 görüldü. Paralellikler görüldü. İç açı ortayların kesim noktası olduğunu gördüm. Ve şuradan bir açı ortay indirdim. Z kuralından burası da çizgi. Z kuralından burası nokta. İkiz kenar 4, ikiz kenar 6. Üç kenarı biliyorum. O zaman şu üçgenin alanını bulurum. 10, 15, 2U, 15 yani çevre. U eşittir 15 bölü 2.
Peki. Buradan sonra da ise arkadaşlar alanı bir bulalım. Yarı çevreyi bulduk. Kök içinde 15 bölü 2'den 15 bölü 2 bir alıyoruz. 15 bölü 2'den 4'ü çıkartıyorsun. Yani 7 bölü 2. 15 bölü 2'den 5'i çıkartıyorsun. 5 bölü 2. 15 bölü 2'den 6'yı çıkartıyorsun. 3 bölü 2. Bunlar böylece bir dursun. Peki buradan 15'i dışarı çıkartsam alt tarafta da 16 var. 16'yı da 4 diye çıkarsam içeride de 7 var. 15 bölü 4 kök 7 geldi arkadaşlar. Gelelim bundan sonra ne iş yapacağız? Bundan sonra da şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi buranın tamamına alfa desem. Yöndeşlikten alfa. Buranın tamamına beta desem. Yöndeşlikten beta. Alfa beta teta. O zaman alfa beta teta. Teta'nın karşısında 5 var. Küçükte. Büyük üçgende teta'nın karşısında 15 var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. Alan hangisinden başladık? Küçük üçgenden başladık. O zaman 15 bölü 4 kök 7 geldi. Peki büyük üçgeninde alan ABC diye yazdım. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 9 yaptı. 9 çarpı 15 bölü 4 kök 7. Bu da arkadaşlar 135 kök 7 bölü 4 yaptı. Adam ne diyor? Diyor ki taralı yeri soruyor bize. 135 kök 7 bölü 4'ten aşağıdaki üçgeni çıkartacağız. O üçgenin alanı 15 kök 7 bölü 4. Buradan 120 kök 7 bölü 4'ten 30 kök 7 gelir sevgili arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. 17. soru. AES DE'nin 3 katı. Buraya o zaman 3K yazdım. Buraya da 2K yazdım. BC'si 12. Benden alan istiyor. Hemen şuradan bir dik çektim. Dedim ki benzerlik yaptım. 2'ye 6 geliyorsa 5'e ne gelir? 2'ye 6 3 katı arkadaşlar. 5'e o zaman 3 katı 15 gelecek. Alanda 12 çarpı 15 bölü 2'den 90 geliyor sevgili arkadaşlar. Geldik 18. soruya. Bir dörtgen verilmiş. 2'leri, 3'leri, 6'ları, 4'leri gördük. Sizden dörtgenin alanını istiyorum. Şu üçgenin alanını söylersiniz. Parçaladık. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Şu taralı üçgene bakalım. Yeşille tarıyorum. 6 çarpı 2 bölü 6, 2'den 6 geldi. Cevabımız da 6, 6, 12 arkadaşlar toplamı. Geldim 4, 5, 9, 75. BDC üçgeninin alanını istiyorum sizden. Kenarlara bakalım. 9, 9, ikiz kenar. Burası o zaman 75. Burası o zaman 30. 150, 180 oldu çünkü 30'a tamamladık. Peki ikizkenar üçgen bir dik indirdim. 90'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü 2. Yükseklik ve tabanı çarptım. Buradan da 81 bölü 4 geldi. 81 bölü 4. 9 çarpı 9 sizden taralı üçgen istiyor arkadaşlar. 81 bölü 4 tamamı. Hemen şöyle yapıyorum. 5 çarpı 9 bölü 2 bölü 2. 45 bölü 4 geldi. Cevabım A şıkkı. Peki geldik buraya. 4, 14. ABC üçgenin alanı diyor. Peki şunu şöyle çeksek. Şu üçgenin alanı biraz önce de çözdük. Başlarda tüm üçgen alanın 3'te 1'iydi. Ağırlık merkezi dendiği zaman. 1 bölü 2, 4 çarpı 14 çarpı sin 30. Yani 1 bölü 2. Burası 14 geldi. Bakıyorum tüm üçgenin alanı 14 çarpı 3 yani 42 geliyor sevgili arkadaşlar. Evet üçgende alan testimizi bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.